En Derin kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlerle balık tuzağı atacağız. Bir kez daha balık tuzağı atmıştık. Balık tuzağımız şu arkadaşlar. Bunun içerisine ekmek koydum. Dört tarafında 100 gram ağırlık var. Toplamda 400 gram ağırlıkla beraber aşağıya göndereceğiz. Bunlarla ilgili çok fazla çekim yaptım. Ama bir tanesini yayınladım sadece. Bunu 4 metrede İlk denediğimizde 4 metreye atmıştık. 4 metrede kefal aldık arkadaşlar. Bu levrek avcılarının daha çok tercih ettiği bir kefal yakalaması yaptık. Kefale tabii ki hani levrek geliyor arkadaşlar. Levrek kefali seviyor. Zaten limana girip limana dolaşıp çıkması kefal sebebi. Kefalden dolayı limana girip çıkıyor. Şimdi detaylarını anlatacağım size. Yasal şeyinden de bahsedeceğim. Şöyle bir aşağı bırakayım. Şu an 10 metredeyiz arkadaşlar. 10 metrede atıyorum. Yakaladığımız balıkları bırakacağız. Tamamen merak. Yani ne olacak? Ne yapacak? Evet, şu an akıntı biraz fazla. Şimdi arkadaşlar 10 metredeyiz. 10 metrede akıntı yine var tabii ki. Hani, daha derin noktalara göre biraz daha az olsa da akıntı var. Şöyle bir şamandıra takacağım ona. Şamandıra ile beraber burada bırakacağım. Evet, akıntı fazla arkadaşlar. Yine akıntı fazla. 4 metrelerde çok güzel sonuç aldık. 45 metrede bıraktık. Biraz yamuldu. İçerisine mezgit girdi ama kafes yamuldu. 120 metrede tamamen parçaladık. Bu yeni bir kafes arkadaşlar. Bunu yeni açtım paketinden. Bunu da size göstermek için açtım. Kullandığım bir ürün değil. Tamamen dediğim gibi merak. Şöyle şamandırasını burada bırakalım. Sonra böyle bir 2 saat dolaşalım arkadaşlar. İnşallah burada durur. Evet, şamandırayı attık. Evet sevgili dostlarım. Liman içerisinde hatasız, sıkıntısız çok güzel kefaller aldık. Kefaller biliyorsunuz levrek avında kullanılıyor. Canlı yem yapıyoruz. Levrek kefali seviyor. Levrek kefal için limanlara girer. Limanın içine dolaşıp çıkar. Hani hep diyoruz da liman içinde işte levreğin gelme saati var. Levrek gelecek. Levrek yem saatinde limanlara kefalden dolayı giriyor. Küçük kefalleri YouTube çıkıyor arkadaşlar. Kefal ondan dolayı limanın dışında olmuyor. Siz liman içerisinde kefali tutup canlı olarak dışarıda levreğe attığınızda levrek bu kefali affetmiyor arkadaşlar. Canlı olması çok önemli. Onu anında yutuyor. Bu kafes bu kafesi kullanmak yasak arkadaşlar. Bunun yeşil ruhsatı, ticarisi, amatörü yok yani. Bu kesinlikle yasak. Cezası var. Sağ güvenlik zaten şamandırayı gördüğünde gelir. Burada ne var diye bakar. Cezayı da keser arkadaşlar. Atmış olduğunuz kafese de el koyar. Cezasını da keser. Yanlış bilmiyorsam bazı dönemler sadece, bazı dönemler, onlar da hani balıkların yumurtlamadığı bir dönem, çok kısa bir dönem, ticari ruhsatlı teknelere izin veriliyor diye biliyorum ama bunun tabii ki şartları var. Böyle her yere atamıyorlar. Bir de eğer atacaksanız hani liman içerisinde galiba yasak değil. Yani böyle limanda ayaküstü bir yere atıyorsanız yasak değil diye biliyorum. Siz tekrar
Tabi bunu sahil güvenliği arayıp sorabilirsiniz. Hani bilgi alabilirsiniz. Ben de sahil güvenlikten bilgi aldım, aradım. Yasal süreci anlattılar. Biz şimdi burada av yapmıyoruz arkadaşlar. Onu size tekrar söyleyeyim. Tamamen size göstermek için. Hani şu an 10 metrede biz kafesi bıraktık. 10 metrede bu kafesin içerisine bir şey girecek mi? Girmeyecek mi? Ne gelecek? Şimdi aşağıda ben balıklar gördüm. İşte çeşit çeşit balıklar var şu an burada. Büyük de balıklar var. Bekleyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir 4 saat sonra inşallah sahil güvenlik gelip toplamazsa kafesi. 4 saat sonra kafesi yerinden kaldırıp alacağız. Daha sonrasında içinde ne var bakacağız. Kesinlikle yasak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi beklemeye geçelim. Ben şöyle bir tur atayım. Şöyle bir 2 saat gideyim. 2 saat geleyim. Ancak 4 saati doldurmuş oluruz. Bugün balıkta değilim. Öylesine bir tur atacağım arkadaşlar. Bakalım, merakla bekliyoruz. Evet sevgili dostlarım, 1,5 saat kadar gezdik. Belki 1,5 saatten biraz fazla gezdik. Canım sıkıldı yani. Bir bakalım balık geldi mi? Tuzakta balık var mı? Görelim. Tamamen merak. Her seviyede denedik. Yani 120 metrede kafesi, önceki kafesi parçaladık. 45 metrede gene biraz yamuldu, zorlandı. Şimdi 10 metreye attık. 10 metreye atmamıştım daha önce. Şuradan şamandırayı inşallah yakalayabileceğiz. Parmaklarımın arasından kaçtı. Kafes tamamen dipte görünüyor. Sürüklenmemiş, 10 metrede tutunmuş. Halat dibe doğru iniyor çünkü. Sürüklenseydi şamandırayı da sürüklerdi. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Yine alamadık. Biraz ileri yapalım. Sizce balık var mı? Şu an aşağıda güzel balıklar gösteriyor. Büyük balıklar var. Böyle birkaç parça, 3-5 parça balık gösteriyor. İnşallah bir tanesi girmiştir. Şöyle güzel bir video yaparız. İnşallah çöpe giden videolardan olmaz bu. Bazı videoları çekiyorum, yayınlamıyorum arkadaşlar maalesef. Çöpe gidiyor. Bu tuzak videosunu bir kez yayınlamıştım bir kez. Aslında onu da yayınlamamam gerekiyordu. Çok kaliteli bir görüntü değildi. Çünkü sabah kalktım, biri yorum yazmış. Yani böyle çekim mi olur diye sitem etmiş. Arkadaşlar ben ona başladım yazmaya, yani döşemeye başladım. Sonra dedim ki ne yapıyorsun, uyku sersemiyim. Videoyu bir izledim, ya bu videoyu ben nasıl yayınlamışım dedim ya. Yani kafes hariç her şeyi çekmişim. Çok zor oldu. Kafaya takınca kamerayı çekim zor oluyor arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten kusura bakmayın. O yüzden temiz bir görüntü bakalım bugün verebilecek miyiz? Gel alalım seni artık ya. Bu kez alacağız inşallah. Burada biraz akıntı var. Tekneyi sürüklüyor. Biz ona yaklaştıkça o bizden uzaklaşıyor. Bir kafadan bir tuttuk ama elimden kaçırdım maalesef. Dönüp dönüp duruyoruz şamandıranın etrafında. Arkadaş, köpek balığı gibi olduk ya. Gel geri üstüne sür işte. Bunlar hep üşengeçlikten oluyor arkadaşlar. Üşengeçlikten. Üstüne sürmüyorum da etrafında dolaşıp şamandıra yakalamaya çalışıyorum. Üstüne süreceksiniz. Tam bordoya gelecek. Kenara gelecek. Evet, bu sefer yakaladık. Gel bakalım.
gerek yok. Üşengeçlik böyle işte arkadaşlar. Şu motorumuzu stop edelim. Şimdi yeni nereden alalım biz? Arkadaşlar arkadan alayım, temiz olsun. Çünkü arkada kaldı kafes. Evet arkadaşlar, 10 metreden balık alamadık. Buradan balık çıkmadı. 1,5 saat kadar beklemiştik. Normalde biliyorsunuz bunu bıraktığımda ilk video çektiğimde 24 saat denizde kalmıştı. Başka bir meraya götüreceğim, başka bir merada bırakacağım ya da liman içerisinde bırakıp çıkarız. Liman içerisinde bırakalım çıkalım. Böyle tonoz gibi görünür orada. Biraz bakalım kefal alabilir miyiz? Burada büyük balıklar vardı. Ama içine girmemişler. Belki de erken çektiğimiz için bilmiyorum. Biz liman içerisine bırakalım bakalım. İçerisine kefal girecek mi? Kaç tane girecek görelim. Evet sevgili dostlarım. Tekrar liman içerisine geldik. Şimdi burada 5 metrede bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, tuzağımızı bıraktık, şamandırayı da bıraktık. Şu an sanki birinin tonozu kaymış gibi görünüyor. Biz gidelim, biraz turlayalım. Bakalım balık var mı? Yoksa 24 saat bırakacağız. Bir gün sonra tekrar geri alacağız. Hadi bakalım ne çıkacak içine, merakla bekliyoruz. Evet sevgili dostlarım, tam bir gün bekledik. Kameranın şarjı bitti. Şarjı bittiğinden dolayı bakamadık. Şamandıra da çok kötü bir yere kaydı. Havuzların, bu kenarda duran havuzların tam arasına girmiş. Şimdi ben tekneyi oraya süreceğim mecbur. Ama bakalım nasıl alacağız. Şöyle kenardan alıp yürütsek arkaya çıkartır mıyız? Bakalım deneyeceğiz. Havuzlara zarar vermeden. Ben tam havuzların arasına girdim. Şöyle çarpmayalım. Evet, şamandıramız burada. Hafif dokunacak mıyız? Heh, tamam.
Bakalım ne var? İçinde ne var? Onu merak ediyoruz. İnşallah yengeç girmemiştir. Yengeç bu kafesi kesiyor arkadaşlar. O yüzden hemen almak istedim dün. Arkadan çıkaracağım yine. Motoru stop yapalım. Evet arkadaşlar, içerisinde bir adet iskorpit, içerisinde yine karides var. Şöyle göstereyim size. Deniz çok karışıktı. Bir de orada şamandıranın altına girmiş. Şöyle ellerimizi kirletmeden. Buraya doğru. Bakın arkadaşlar, burada bir tane kefal var şurada. Güzel yemlik bir kefal, levrek tutmaklık. Bir tane iskorpit var, içerisinde karidesler var. Karidesler büyük boy arkadaşlar, 8 santim, 9 santim, 10 santim civarında karidesler var. Bunu tekrar atacağım ben. Balıkları öldürmeden atabilmek için suya daldırıp çıkardım. Şimdi yer değiştireceğiz arkadaşlar. Başka bir noktaya atacağız. Bu da çok kötü oldu.
Feslerin arasına girdiğimi söylemiştim. Hadi. Evet, çıktık. Bakın şu arada, şu araya girdik, aradaydı. Biraz sıkıntı yaşadık orada. Yine en güzel verimi bizi bu taraftan aldık. Yine bizim yerimize bırakalım. Bakalım dağa da girer mi? Şöyle balıkları öldürmeden. Evet, attık. Denize çıkıyoruz arkadaşlar. Döndüğümüzde bakacağız. İçerisindeki balıkları kovaya dökeceğiz. Artık içinde ne varsa sizlere göstereceğim. Bu da son denememiz oldu. Evet sevgili dostlarım, dün de almadık tuzağı, şimdi bugün alıyoruz. Üçüncü gündüz oldu galiba bugün, iki gece geçirdi, üç gündüz oluyor. İki gün durdu işte, tam net iki gün durdu. Dün bir tane iskorpit, birkaç tane karides, bir tane güzel bir kefal vardı. Bakalım duruyorlar mı, artış var mı? Kafesin içinde ekmek olduğu için geri almadım. Şimdi bakacağız. Neler var içinde? Eldiven taktım iskorpitten dolayı. İskorpit biraz dikenliydi.
Evet arkadaşlar. İçerisinde çok fazla bir şey yok. İskorpit çıkmış. Şimdi boşaltalım, yakından bakalım. İçine yine karides var. Şu motoru bir stop edelim. Skorpit hala içinde. Evet şöyle güzel bir kefal arkadaşlar. Şöyle bir kefal. Tam levreklik. Şöyle tutulmuyor da. Ya gel atacağız seni. Şöyle güzel bir kefal arkadaşlar. Tam levreye göre. Bunu gönderelim. Yüzmeye devam etsin. Burada iskorpit var. Bakalım nasıl çıkaracağız. Evet arkadaşlar şöyle bir balık var yine. Bu balığın ismini varsa bilen varsa yazsın. Bu sümüklü balıklardan. Limanda oluyor. Böyle liman işlerinde daha çok oluyor. İskorpit var. Gene o balıktan var arkadaşlar içerisinde. Bakın yine aynı balıktan var. Şöyle. Onu da atalım. İskorpit var. Evet, attık gitti. Evet sevgili dostlarım, kafes avımız bu kadardı. Bunu daha önce biz daha ön tarafa atmıştık. Ön tarafta fazla balık almıştık ama şu var. 3 gündür deniz bulanık. Bulanık olduğu için bugün Faroz'u avlanmaya gidiyorum. İnşallah orada çekim yapabileceğim sizler için. Diğer teknemiz Faroz'la bağlı. Faroz'a geçeceğim. Oradan denize çıkacağım. İnşallah umduğumuzu bulurum. Tilsi arıyorum. Sabah yine çıktık. Sabah yine su bulanıktı. Yine balık var, vurmuyor. Liman içerisinde de su çok bulanmış arkadaşlar. İçeriye kum gelmiş. Aşağıdan tuzağa zor çektim aldım. Yani çıkmadı bile. Üzerine kum gelmiş, taş gelmiş. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Su bulanık değilse, su berraksa bu kafes çok güzel işe yarıyor. İçerisine çok fazla balık giriyor. Farklı bir kamera daha satın aldık arkadaşlar. Kameramız gelecek ve her açıdan artık avlarımızla çekeceksiniz. Burada yapmış olduğumuz tüm aktiviteleri görmüş olacaksınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.